çaresi, hakkın nişanesi, rehbersin insanlığa, mazlum halkın sesi, Gül Dava Partisi, hakkın nişanesi, rehbersin insanlığa, mazlum halkın sesi. Geliyor. Dürüst siyaset ve gerçek adaletin temsilcileri geliyor. Hür Dava Partisi Eyyubiye İlçe Başkanlığı'nın bugün saat 13'teki açılışına tüm halkımız davetlidir. Eyyubiye İlçe Başkanlığı'nın bugün saat 13'teki açılışına tüm halkımız davetlidir. Adres Eyüp Peygamber Camii yanı. Hakikatin yolunda bir davam desin. Hüdapar geliyor. Yine bir daha gün olsun mazlumlar. Dürüst siyaset ve gerçek adaletin temsilcileri geliyor. Hüdapar geliyor. Yine bir daha gün olsun mazlumlar. Dürüst siyaset ve gerçek adaletin temsilcileri geliyor. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kardeşlerimizle beraber inanarak çıktığımız bu yolda hiçbir çıkar, menfaat ve iltifat beklemeksizin mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek hak için, halkımız için, İslam ümmetinin vahdeti için, dünya halklarının kardeşçe yaşamaları için amaçlarımıza varma noktasında başarının ancak Allah'ın dilemesiyle olacağını biliyoruz. Bu inancı paylaşan geleceğe dair endişeli olan faziletli bir toplum oluşturulması ve muhafazası için samimi çaba ve gayret sarf edecek herkes ile birlikte bu yolda imkan ve takatimiz el verdiği ölçüde yürümeye azimliyiz, kararlıyız inşallah. Rabbim ayaklarımızı kendi rızası için sabit kılsın. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle bu hizmet kervanına belediyeyi de katmak ve sizlerle beraber daha güzel işler başarmak istiyoruz. Bu hizmet ve hayır kervanına Hür Dava Partisi ile birlikte hep beraber el ele, kol kola, sır sırta verelim, kenetlenelim. Değerli ilçe başkanları, belediye başkan adaylarımız, parti üyeleri, kıymetli bacılar ve siz değerli halkımızı Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, emniyette bildirimde bulunmamıza rağmen yarım saatlik bir gecikmeyle programımız başladı. Elektrik kesintisi de üzerine gelince biraz aksama oldu. Hakkınızı helal edin. Emniyet şehir merkezinde konvoyumuzun geçişi sırasında gerekli tedbirleri almadığından dolayı bu gecikmeyi yaşadık. Haklarınızı helal ediniz. Değerli kardeşlerim, bir yandan yerel seçimlere hazırlanırken diğer taraftan yeni kurulan ilçe teşkilatlarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasaya göre büyük şehir statüsü kazanan Şanlıurfa ilimiz 3 yeni ilçe daha kazanmış oldu. Böylelikle bizler de Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü teşkilatlarımızla kurmuş olduk. 6 Kasım'da kurmuş olduğumuz Eyyubiye ilçe teşkilatımızı halkın hizmetine sunmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Eyyubiye ilçe teşkilatı açılışını yapacağımız
10. ilçemizdir. Allah nasip ederse birazdan hep birlikte ilçe teşkilatımızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yüce ülkemiz için hayırlara koşuyoruz.